Gündem programından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Bu akşam yine çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Artvin'in Yusufeli İlçesi Belediye Başkanı Eyüp Aytekin. Hoş geldiniz Sayın Aytekin. Hoş bulduk. Nasılsınız Sayın Başkanım? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başkanım, 2009 yılında emanetin farkındayım diyerek başladığınız belediye başkanlık görevinizde önemli çalışmaların altına imzanızı attınız. Bir de sizden dinleyelim belediyecilik çalışmalarınızı başkanım. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Tabii sizin aracınızla öncelikle bütün seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bütün ekranları başında bizleri izleyen hemşehrilerimize saygılarımızı, sevgilerimi sunuyorum. Tabii Yusufeli Çoruh Vadisi'nde kendine has, nevi şahsına münhasır özellikleri olan bir ilçe. Ben bir öğretmen olarak belediye başkanlığına seçildim. Benden önceki arkadaşımın da olduğu gibi. Dolayısıyla Çoruh Havzası üzerinde bir takım enerji projeleriyle karşı karşıya olan ve geleceğinde 7. defa yerini değiştirmek zorunda olan bir ilçeye belediye başkanı oldum. Dolayısıyla o gün güne has bir takım sorunları, problemleri vardı. O problemlerden özellikle belediyeciliğe dair olanları görev yapmış olduğum 7 yıl içerisinde çok şükür planladığımız gibi gerçekleştirdik. Verdiğimiz, vatandaşa verdiğimiz sözler neyse onları bir hakkın yerine getirdik. Bundan dolayı hakikaten mutluyum. Ancak bu coğrafyanın karşı karşıya olduğu başka sıkıntılar vardı. İşte yer değiştirecekti ilçe. Dolayısıyla hep şunu söyledik o günlerde yine siyasete başlarken. Bugün ilçe kalkacakmış gibi yeni yerleşim yerine hiç buradan kalkmayacakmış gibi de mevcut ilçe yerine hizmet etmeye devam edeceğiz. Şimdi size böyle bakacağız diye. Geçen 7 yıl içerisinde böyle davrandık. Ama yeni yerleşimle alakalı sorunlarda veya çözümlerde bununla beraber gelmeye başladı. Her gün biraz daha bu işe yaklaşmış olduk. Belediye başkanı seçildiğim gün Yusufeli'nin yeni yerleşim yeri belirlenmiş. 2008 yılında bir kanun çıkmıştı burayla ilgili. Ama hala bir takım tereddütler vardı. Mesela Sakut Deresi Yansıcılar denen bölge ilçe merkezi olacak mı, olmayacak mı gibi bir kaygı vardı. Yusufeli Barajı ile ilgili devletin bir kararlılığı vardı ama ne zaman temel atılacak sorusu bizim için bilinmezdi. Ve bundan sonraki bütün bu süreçleri nasıl yaşayacağız, bunları nasıl aşacağız? Bu süreçte bu problemler önümüzde duruyordu. Elhamdülillah bugün işte 2016 yılına geldiğimizde şunu açık yürekle söyleyebilirim. Hemşehrilerimizin desteğiyle sorunları onlarla birlikte çözümler üreterek daha önceki tecrübelerden, ülkemizin yaşamış olduğu tecrübelerden de faydalanarak sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerinin desteği alarak bu çözümleri birlikte gerçekleştirme gayret içerisinde olduk. Güzel şeyleri de yaptık diye düşünüyorum. Mesela bunlardan çok zorlandığımız, siyaseten bedel ödediğimiz konulardan birisi yerleşim yeri meselesiydi. Sakut Deresi Yansıcılar mı olacaktı? Çevreli mi olacaktı? Bizi adeta Yusufeli'yi ortadan bölen bir problemdi bu. Ama o günün şartlarında yine insanlarımızın, sivil toplum örgütlerinin, köylerimizin ki hakikaten 63 köyü tek tek gezerek onların muhtarlarıyla, sivil toplum örgütleriyle toplantılar yaparak onların beklentileri nedir diye efendim anketler yaptırarak bu beklentileri de üst yöneticilere taşıyarak vatandaşın istediği yer olan Sakut Deresi Yansıcıların yerleşim yeri olarak belirlenmesinde doğrusu etkili olduk. Ben bu vesileyle bu bizim ilk atlattığımız krizlerden birisiydi Yusufeli olarak. Bu süreçte destek veren herkese teşekkür ediyorum. Tabii bugün Sakut Deresi Yansıcılar dediğimiz bölgeye o gün inanmayan insanların bile bugün çıkıp burası olacak ve güzel olacak demesinden de keyif alıyorum. Bunu da açıkça söylemekte bir beis görmüyorum. Geldiğimiz noktada Yusufeli yeni yerine taşınacağına, efendim bu orada iyi bir ilçe olacağına bütün hemşehrilerimiz inanıyorlar. Çünkü süreçte yaşadıklarımız bizi oraya götürdü. Bir hayal kurduk, bir hayalimiz vardı. Yeni Yusufeli'ni birlikte inşa edelim dedik. Bu hayalimizi insanlar satın aldılar. Bizi mahcup etmediler. Biz de inşallah bu süreci onları mahcup etmeyeceğiz. Var gücümüzle gayret ediyoruz, çabalıyoruz. İlgililere buradaki sorunları taşıyoruz. O sorunlarla ilgili çözüm önerilerimizi koyuyoruz. Ve etkili oluyoruz.
Dolayısıyla yeni ilçemiz güzel bir ilçe olacak. Deniz manzaralı bir ilçe olacak. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi asrın ilçesi olacak belki. İşte turizm vizyonu da içinde olan bir ilçe olacak. Ancak biliyoruz ki hemşehrilerimiz de bunu bizimle beraber yaşıyorlar ki bu süreçler zor. Birlik, bütünlük içerisinde, dayanışma içerisinde bu süreçleri geçirdiğimiz zaman başarılı olacağız. Sabır çünkü gerektiren bir süreç. Kesinlikle. Yani ben hem bugüne kadar gösterilen sabra bu anlamda teşekkür ediyorum. Hem de bundan sonra hepimiz için bunu hep şu şeyle örnekle anlattım hemşehrilerimize. Hepimiz aslında zor bir karanlık bir orman içerisinde yürüyoruz. Evet. Hepimizin endişeleri var. Ama biz yöneticilere düşen bu badire içerisinde insanlarımızı çıkarmak. Bunu da gerek üst yöneticilerimizin, üst siyasi abilerimizin, büyüklerimizin, devlet yetkililerinin destekleriyle derdimizi ve çözümlerini de ortaya koyarak aşacağımızı, aştığımızı görüyorum. Dolayısıyla hemşehrilerime diyorum ki bizlere inanmaya devam etsinler. Çünkü hakikaten yeni Yusufeli olacak. Ama birlik bütünlüğümüzü bozmadan, hakikaten oraya kenetlenerek bu işi yapmak zorundayız diye düşünüyorum. Evet, sizin de söylediğiniz gibi sular altında kalacak olan bir ilçenin belediye başkanı olmak muhakkak ki çok zordur. Sabır isteyen bir süreç sizin de söylediğiniz gibi. 7 yıllık süre içerisinde gerek sosyal, gerek altyapı, gerek farklı faaliyetlerde birçok çalışmalar yaptınız ve devam eden çalışmalarınız var. Peki tamamlanmayan bazı projeleriniz var mıdır? Şimdi şöyle diyeyim, hakikaten geldiğimizde ortaya ne koyduksa bu 5 yıl içinde yapacağız diye 5 yıl içinde onları elhamdülillah gerçekleştirdik. Bu belki çok vaka olmayan bir şeydir. Çok şükür diyorum ki yine hakikaten şükrederek söylüyorum. Yani boyumuzu aşan bir cümle kurmamışız. Yani haddimiz olmayan bir vaatte bulunmamışız. Ne dedikse onu yaptık. Ve ben açık yürekli hemşehrilerime söylüyorum. Yani Eyüp Aydekin dediyse yapacağı bir şey diyor. Yapacağı bir şey diyor. Ve onun için savaşıyor. Savaşmaya devam ediyorum. Çünkü diyorum ki yani beni insanlar buraya seçtilerse ter akıtmak durumundayım. Onlar için bir şeyler yapmak durumundayım. Onları kavga ettirmeden önce onun kavgasını bir yerlerde ben vermek zorundayım. Bütün süreçleri de böyle yaşıyorum. Dolayısıyla zaman zaman hakikaten çok içe kapandığım, kendi iç dünyamda efendim o problemlerle boğuştuğum anlarım oluyor. Çok yalnızlaştığım. Ama görüyorum ki inandınız mı başarıyorsunuz. Çalıştınız mı onu yerine getiriyorsunuz. Bu da tabii tek başına olan bir şey değil. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yani hem belediye çalışan personelimizin, hem belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın, hem yakın çalışma arkadaşlarımızın önemli katkıları oluyor. Onların motivasyonları bazen bir söz sizi bir yıl ayakta tutuyor. Yani bir takdir veya bir yol gösterici cümle bir yıl ayakta tutuyor. Sizi motive ediyor, sizi de tutuyor. Bu desteği bugüne kadar gördüğümü düşünüyorum. Dolayısıyla o motivasyonda devam ediyoruz. Önümüzdeki 3 yılı da yeni ilçeyi kurma irademizi daha da güçlendirerek hep şunu diyorum, biz kendimiz için bir şey yapmıyoruz. Gelecek nesillere bir vatan inşa etmek durumundayız. Fırsatlarımız var, tehditlerimiz de var. Tehditlerimizi biliyoruz. Fırsatlarımızın da farkındayız ve projelerimiz var. Geleceği inşa edeceğiz inşallah. Herkesin hayallerimize ortak olmasını talep ediyoruz. Yani insanların hakikaten orada iyi bir ilçe olacağına inançlarını her gün daha pekiştirmelerini şunu yine yani ifade etmek isterim. Tabii dün orada bir ilçe olacağına inanmayanlar, niye orası oluyor deyip karşı tarafta duran bir takım insanlar bile bugün alanı gezdikten sonra kararları değişiyor. Hakikaten beni de motive edecek, daha fazla işe sarılmamızı sağlayacak duruş gösteriyorlar. Bu duruş belki burada bize destek olmak adına söylüyorlar. Belki hakikaten öyle inanıyorlar. Ne adın olursa olsun biz bu olumlu tepkilerden mutluluk duyuyoruz ve memnun oluyoruz. İnşallah iyi bir ilçeyi birlikte kurmuş olacağız. Tabii bu süreç içerisinde yeni yerleşim problemini çözdükten sonra sıkıntılarımız bitmedi. Ya biz başlangıçtan itibaren hep şunu söyledik. Yusufeli'nde ana sorun yeni ilçe yerinin kurulması değil tek başına. Bunların bir de kamulaştırma ayağı var. Belki bir gün en çok üzerinde durup gerekli mesajları hemşehrilerimize ulaştırmam gereken konu o.
Kamulaştırma ayağı var, önemli. Düşünün ki atanızdan, dedenizden devraldığınız bütün yaşam alanlarınızı, yani bedeli ne olursa olsun, karşılığı ne olursa olsun terk etmek durumundasınız. Annenizin, dedenizin mezarları, çocukluk hayalleriniz, yaşadıklarınız, bütün şeyleri suyun altında gömüyorsunuz. Dolayısıyla Yusuf Eliler aslında iyi bir sınav veriyor. Ve memleketler için büyük bir fedakarlıkta bulunuyorlar. Sebep ne? Ülkenin bu enerji açığını karşılanması. Evet. Ana sebeplerden birisi bu. Bunun iyi anlaşılması, çevreden de iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hemşehrilerimizin de bu konuda göstermiş oldukları vakur duruştan dolayı da yani ben de yöneticiler olarak, bir ilçe belediye başkanı olarak memnuniyet duyuyorum. Tarih bazen bazı zamanlarda bazı insanlara böyle önemli roller biçer. Çanakkale'de bunu böyle deyince buna tepki gösterenler de oluyor ama Çanakkale'de 250 bin genç 18, 19, 20 yaşında ki öğrencilerimize çok şunları söylemişizdir. Yani o yıl 1915'te mezun veremeyen okullar var. Mezunları yok, liseler var. Lise öğrencileri genç çağlarda oralarda öldüler. Niye öldüler? Bu toprakları bize vatandaşlık için. Biz de orada bir fedakarlıkta bulunuyoruz. Bu milletin, bu memleketin bugün bir içinde yaşamış olduğumuz o zor badirelerden çıkması, kurtulması, başka bir millete, başka bir devlete boyun eğmemesi için böyle bir bedeli ödüyoruz. Bundan dolayı belki bugün acısını biz çekiyoruz ama tarih bütün bu fedakarlık yapan insanları biz Çanakkale'dekilerini andığımız gibi Çoruh Vadisi'nde de bu fedakarlığı yapan insanları anacaktır diyorum. Onun için, güzel günler onun yakındır için kesinlikle, inşallah. Kesinlikle yani hemşehrilerimizin bu konudaki duruşlarını doğru buluyorum. Ama tabii bunu yaparken de Yusuf Eli Türkiye için bir fedakarlıkta bulunuyor. Devletimizin de Yusuf Eli için gereken fedakarlıklarda bulunması gerektiğini her ortamda, her karşılaştığımda ifade ediyor. Yetkililere her söylediğini ifade ediyor. Ve buna da çok şükür karşılık buluyorum. Yani çözüm olarak götürdüklerim çözüm olarak geriye doğru dönüyor. Onun için hemşehrilerimiz için neyi öngördükse yeni yerleşimleriyle ilgili elimizden geldiğince onları yaptırma gayret işlerimizi yaptırıyoruz. Yani tabii Yusuf Eli'nin sorunu yerleşim yeri belirledikten sonra o yerin ihale edilmesi, o yerin imar planının askıya çıkılması, imar planının onaylanması ciddi süreçlerdi bunlar. İmar planı askıya çıkardıktan ve inşaat başladıktan sonra emin olun mevcut imar alanlarına %30, %40 yeni katkı alanlar eklettirmeyi başardık. Yani yeni dolgu alanları, yeni imar alanları, yeni alanlar çıktı. O coğrafyayı bilen hemşehrilerimiz bilirler. Bu orası için çok değerli bir şey. Onlar olmasaydı hakikaten orada konacak bir ilçe köy gibi olabilirdi. Yani ufak kalır, gelişmeye açık olmayabilirdi. Ama bütün bunları devlet gerekli fedakarlıklarda bulunarak bu yatırımları o bölgeye yaptı. Çok önemli alanlar kazandırdık. Şu anda 120 hektarlık bir imar alanından söz ediyoruz ki bunu hep şu kıyası yapıyorum. Belki ekranları başında bizi izleyen gurbetçi hemşehrilerimizin de duyması açısından bu kıyası vermek isterim. Mevcut ilçe merkezinde 70 hektarlık bir alan üzerine kuruluyor belli. Ama şu yeni taşınacağımız yerde bizim sadece imar alanımız 120 hektarlık bir alan olacak. Dolayısıyla oraya yerleşememe gibi, orada bize yer yetmeyecek gibi sıkışık, tıkış tıkış bir ilçe vesaire olmayacağız. Sosyal alanları gayet geniş, konut alanları gayet güzel planlanmış, yöresel mimari. Ki her fırsatta bunu zaten siz de dile getiriyorsunuz açıklamanızdan. Evet. Hakikaten böyle bir ilçe olacak. Dolayısıyla bu bir fırsat. Tehdit yerlerimizi terk ediyoruz. Fırsat bu mevcut ilçemizde olan bir takım altyapı, üst yapı eksiklerimiz orada olmayacak. Dolayısıyla hemşehrilerimizin bu fedakarlığının devlet tarafından da görüldüğünü ve karşılandığını ifade etmek isterim. Yerleşim yeri anlamında özellikle. Evet, vatandaşın gözü kulağı Yusuf Eli'nde. Şu anda bizi de izliyorlardır. Tabii ki doğal olarak merak ediyorlar, bir endişe içerisindeler.
Dört koldan çalışmalar devam ediyor yeni yerleşim yerinde. Bizler de yakından takip ediyoruz. Siz de her gün hemen hemen çalışmaları yerinde takip ediyorsunuz. Basını bilgilendiriyorsunuz bu konuda. Peki bu süreci bir de sizden dinleyelim Sayın Başkanım. Tabii ne durumda yani? Yeni yerleşim yerinde şu anda %35'lik bir gerçekleştirme var. Bizdeki gerçekleştirme durumu söz konusu. Ve hakikaten harıl harıl karıncalar gibi müteahhit firma çalışıyor. Tabii hemşehrilerimiz ilk 6 ayı geçti ihalenin. 1 yıllık bir ihale süreci vardı. Bu gecikti diye bir endişeye kapılmış olabilirler ama ben bu meseleyi şöyle değerlendiriyorum. Hakikaten ilk ihaleye çıkan alandaki imar planı zor bir imar planına gidiyor. Yani olmamak üzerine neredeyse planlanmış bir alandı ama yeni müteahhit firma ve onun müşaviri çok güzel, biraz evvel ifade ettiğim gibi, çok güzel değişiklikler yaparak alanda çok güzel alanlar kazandırdık. Cidden yeni rezerv imar alanlarıyla alakalı kesme, doldurma kararları vesaire alındı. Bunlarla ilgili ciddi bir rahatlamamız oldu. Onun için yeni yerleşim yerinde hakikaten işler iyi gidiyor. Burada 3 ay, 5 ay, 6 ay gecikmesinde ben bir sıkıntılı bir durum olarak doğrusu görmüyorum. Şu anda yapılmak üzere olan bir ishal hattı var. İshal hattı da geldiğinde üzerinde DESİ'yle görüşmelerimizi yaptık. İnşallah bir ufak bir HES işletmesi de kuracağız ki bunun yıllık İsveri Belediyesi'ne aşağı yukarı 450-500 lira gibi bir girdi kazanç sağlayacak. Bu İsveri büyüklüğünde bir ilçe adına hakikaten önemli, değerli bir kazanç olacak. Yeni yerleşim yerindeki USU ve efendim bir HES projesinin üzerinde olması. Tabii sosyal alanlar bakımından gelişkin bir alan olacak. Bir iskan duyurularına çıktık, ciddi bir oldu, müracaat oldu. Yani yetmeme, yerleşmeme gibi bir sıkıntıyla da karşı karşıya değiliz. Yani bu konuda gayet iyi gidiyor, başarılı gidiyor. Her gün insanlarımız çıkıyorlar, sizler de televizyonlarda oradaki olan basın mensubu arkadaşlarımız aracılığıyla haberler yapıyorsunuz. Bundan da hakikaten memnuniyet duyuyoruz. Çünkü hemşehrilerimizin bilgilenme ihtiyacı da böyle giderilmiş oluyor. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz başkanım. Çalışmalarınızı da yakından takip ediyoruz. Biz de sizleri bu alanda takdir ediyoruz gerçekten. Vatandaş bizlere de tabii ki bu yönde sorular yöneltiyorlar. Biz ne olacağız? Hakkımızı alabilecek miyiz? Tabii ki süreç nasıl işliyor? Doğal olarak bir endişe içerisindeler. Buradan vatandaşlara söylemek istediğiniz bir şey var mıdır bu konuda? Yani haklarını alamama yönünde endişe içerisindeler vatandaş. Şimdi yani ana problem belki bugün vatandaşımızın bizden de duymak istediği ana cümleler bu kamulaştırma meselesi. Biraz evvel ifade ettiğim gibi yani atasından, dedesinden kalmış olan bütün alanları bu insanlar terk etmek durumundalar. Dolayısıyla bunlara devlet gelecek, belli bir bedel öngörecek. Bu bedelli yerlerinden kaldıracak. Şunun altını öncelikle çizmek isterim ki hiçbir şey, hiçbir para Yusuf'un insanının oradaki fedakarlığını ve kaybettiklerini karşılamaz. Dolayısıyla bir rakam, kendilerine rakamlar telaffuz edilirken benim öyle algılamadığımı, yani onların bedellerini, haklarını tam manasıyla aldıkları gibi bir duygu, düşünce içerisinde olmadığımı. Çünkü hakikaten bu meselenin zor bir mesele olduğunu, bir fedakarlık meselesi olduğunun altını çizmek isterim öncelikle. Ancak ilk günden itibaren sloganımızda olduğu gibi, Peygamberimiz Hadis-i Şerif'idir o. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, hemen ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak. Biz Yusuf Ali hiç kalkmayacakmış gibi Yusuf Ali için çalışırken, yarın da Yusuf Ali kalkacakmış gibi kamulaştırma ilçemizi hazırladık. Ne yaptık bu anlamda? Evet, inşaat imar faaliyetlerimizi bu ilk 5 yıllık süreç içerisinde ciddi şekilde ağırlık verdik. Ve hakikaten belediye hizmetlerinde çevre ilçelerimizden geriye düştüğümüz bütün alanlardaki eksiklerimizi giderdik. İşte binalar yaptık, dükkanlar yaptık, bunları sattık, arsalar aldık, arsalar sattık. Ve bu resmi satışlarla, ihaleli satışlarla aslında oradaki arsaların değerlerinde bir nevi hukuken belirlemiş olduk. Resmi emsal satışlar oluşturduk bu süreç içerisinde. Yetmedi,
Emlak beyan değerleri dediğimiz bir değerler var. Bu komisyon, bir komisyon marifetiyle belirlenen değerlerdir bunlar. Dönemimde, bundan önceki dönemimde iki defa emlak değerleriyle ilgili komisyon toplantıları yaptık. Bu komisyonlarda da Yusuf Bey'i mağdur etmeyecek, en azından bir nebze olsun o mağduriyeti giderecek emlak beyan değerleri oluşturduk. Bunlar üstüne de acele kamulaştırmayla yeni yerleşim yeri başlamasından dolayı Sakut Deresi denen bölgede ki yapılacak kamulaştırmalar konusunda da bizim yapmış olduğumuz satışlar üzerinden değerlendirmeler yapılarak oraya taşınan fiyatlarda orada bir bedelin oluşmasını sağladık. Ona katkı verdik. Bizim satışlarımız onlara emsal oldu. Ve bundan önceki geçirmiş olduğumuz iki seçimde de hemşehrilerimize yine tesisin kararlı zararçıda da şu sözü verdik. Sakut Deresi'ndeki kamulaştırmalar Yusufeli'ndeki kamulaştırmaların girişi olacak. İlk ayağı olacak. Orada alınan fiyatların üzerine gidilerek Yusufeli'nde kamulaştırma yapılacak. Bu bizim sözümüz, vaadimizdir dedik. Bununla ilgili gerekli girişimlerde bulunduk. Yeniden idarenin değerlendirmeler yapmasını sağladık. Ve sonuçta hakikaten Sakut Deresi'nde oluşan rakamların üzerinden bir kamulaştırma faaliyetinin başlatılması konusunda, başlayabilmesi konusunda ona ayak olduk. Bununla ilgili belki yani isim burada zikretmem çok doğru olmayabilir ama öncelikle Sayın Vekilimizden başlamak üzere birçok siyasi büyüğümüz, birçok bürokrat arkadaşlarımızın emekleri oldular. Yerelde çalışan insanlarımızın emekleri oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Akaden bir uyum içerisinde Yusufeli'nin neyi kaybetmesini engelleyebiliriz veya Yusufeli'nin derdini nasıl anlatabiliriz meselesini ciddi şekilde taşıdık ve Sakut'taki rakamlar üzerinden kamulaştırma yapılması konusunda da bir karar birliği oluşturduk. Şimdi hemşehrilerime şunu ifade etmek istiyorum. Sakut'taki kamulaştırma bedelleri 270 lira 300 liradır. Metre kare başına, dönüm başına 270 bin lira 300 bin lira diyelim. Tabii bu idarenin vereceği ilk tekliftir. Kamulaştırmanın mantığı şudur. İdare bir rakam teklif eder. O alt basama oluşturur. Bunun üzerine idareyle bir pazarlık sürecine girersiniz. Anlaşırsınız veya anlaşmazsınız. Anlaşırsanız orada önerilecek rakamın altına imza atarsa alan satan işi bitirirsiniz. Yani kamulaştırma işlemi bitmiş olur. Anlaşmazsınız, hukukumuz bir dava açarsınız, daha işte bir avukatınız aracılığıyla müracaat edersiniz. O temel üzerinden de emsal değerler de alınarak ilçe içerisinde yapılmış olan daha önceki satış değerleri de taşınarak emlak beyan değerlerine yaklaşık olarak ulaşabilecek bir kamulaştırma bedeli alırsınız. Hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum altını çizerek. Sakut Deresi'ndeki giriş fiyatları herkes biliyor. Her 100 metre 200 metrede bir ilçe merkezine yaklaştıkça, alışveriş alanlarına yaklaştıkça, işte bir takım devlet kurumlarına yaklaştıkça, kaymakamlık, belediye yakınlığına göre %5, %10 limitiyle bu değerler artmak zorunda, artacak. İmarlı alanlara girdikleri zaman ki o bahsettiğimiz yer imar dışı olan alanlardır. İmarlı alanlara girdikleri zaman da bu ayak biraz daha yukarıya girecek. Yani idarenin teklifi yukarıya doğru artacak. Sonuçta İnönü Caddesi, Süveli İnönü Caddesi'ne geldiğimizde ben emlak beyan değerlerini karşılayabilecek bir rakamın mahkeme kararlarıyla oluşabileceğine inanıyorum. Dolayısıyla siyaseten birlikte görev yaptığım Sayın Vekilimin bu konuda gerekli desteği duyarlılığı da göstererek istediğimiz noktaya bu meseleyi taşıdığımıza inanıyorum. Dolayısıyla bundan sonraki süreç tamamıyla idareyle vatandaş arasında işlemesi gereken bir süreç olduğunu ve pazartesi itibariyle, salı günü itibariyle Devlet Su İşleri'nin ilgili memur arkadaşlarıyla birlikte bu meseleler konuşulmaya, tartışılmaya, alış satış işlemlerinin başlayacağı bir süreç giriyor. Bu süreci herkes, tabii ki herkesin parseli, binası, tarlası
kendi niteliğine göre farklılıklar arz edebilir. Farklı fiyatlarla karşı karşıya kalabilirler. Ama paniklenmeden, sakinliklerini koruyarak, hukuki destek de alarak süreci kendilerinin götürmeleri gerekiyor. Ve istedikleri değerleri oluşturabileceklerini ve bu süreçten en az kayıpla hemşehrilerimizin çıkacaklarını bekliyorum ve bakışım da buna. Evet. Beklentim de bu. Tabi burada özellikle diasporada olan hemşehrilerimiz için, dışarıda olan hemşehrilerimiz için de bir ricada bulunmak istiyorum. Tabi bizim memleketimiz hakikaten gurbetçi insanı çok. Daha çok dışarıda insanımız var, içeride oturandan. Dışarıdaki hemşehrilerimiz, biraz sahipleri, oradaki hak sahibi insanlar kamulaştırma işlemi yaparken mutlaka Yusuf elindeki akrabalarını destekler bir tavır göstermelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üç kardeş, ikisi Bursa'da, biri Yusuf elinde. Önlerinde 500 metrekarelik bir arsa, iki kardeş satıyor. O 500 metreye ne verseniz onu bizim yöresel tabirle su kavuşumunu aşağı geçirecek bir bedel söz konusu değil. Evet, ama aslında Bursa'da, bir nevi de birlik ve beraberlik gerektiren bir kesinlikle süreç. Dolayısıyla o Bursa'dan gelen iki tanesi satınca zavallı benim Yusuf Elindeki hemşehrim zorda kalıyor. Kardeşler satıyor. Satmazsa olmuyor. Satarsa olmuyor. Yani istediği fiyat olmuyor. Veya kendine bir yeni bir yaşam kurabilecek miktar söz konusu olmuyor. Bu açıdan mutlaka gurbetçi hemşehrilerimizin kamulaştırmalarda Yusuf elinde oturan akrabalarının, miras paydaşlarının duygularını rencide etmeden onların üzerinden bu işi götürmelerinin doğru olacağını düşünüyorum. Tabii işin bir de bu noktası vardı, evet. Evet, yani bunun çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum bu konudaki verecekleri desteklerin. Tabii bugün itibariyle baktığımızda köyler dahil Yusuf Elin'in %45'inin kamulaştırıldığını, %55'inin kamulaştırmasının hala bu önümüzdeki süreç içerisinde yapılacağını görüyoruz. Buradan da benim bundan sonra siyaseten ve belediye başkanı olarak söylediğim şey şudur. İdareden beklentim 2017 sonuna kadar kamulaştırmanın yapılmasıdır. Yani ilçenin bütünlüğünün güçse 2017 sonuna kadar bitirilmesidir. Şu anda idare bir strateji koydu ortaya. Diyor ki Kazım Karabekir Mahallesi'nde risk var. Üst tarafta kazılar yapılıyor, patlatmalar yapılıyor. Hakikaten sıkıntı da oluşuyor. O bölgeden kamulaştırmaya başlayacak pazar itibariyle. Evet, yakın bir tarihte de kamulaştırma süreci başlayacak. Başkanım, evet. Bununla ilgili de isterseniz bir duyuru yapalım vatandaşlar için. Evet, yani pazartesi itibariyle davet ediyorlar. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz süreci vatandaşlarımız yaşamaya başlayacaklar. Kazım Karabekir Mahallesi'nden başlıyor. Ama o strateji öncelikle acil kamulaştırması yapılması gereken alanlarda yapmak kaydıyla bütün ilçeye biz kamuoyuna da açıkça deklar edecekleri bir strateji uygulayacaklar. Benim de beklentim ve bundan sonraki temel yaklaşımım 2017 sonuna kadar Yusuf Elin'in kamulaştırılmasının bitirilmesidir. Tabii yine idareden buradan da onlara bir doğrusu bir mesaj vermek isterim. Tabii kiracı olan insanımız var, işte kiraladığı dükkanda esnaf olan arkadaşımız var. Bu kamulaştırma sürecinden sonra bu meselenin de yürütülmesi, yönetilmesi, hukuki bir takım kurallara bağlanmasında fayda vardır. Düşünün ki siz benim dükkanımda kiracısınız. Benim yerim yarın kamulaştırdı. Benim oradaki kira gelirim alamaz duruma geleceğim. Senin için bu artı bir şeydir, bir destektir. Ancak muhtemel ki bu, yani paranın işte yüzü sıcaktır derler. Evet. Dolayısıyla işin içine para girdiği zaman o arkadaşlıkları, dostlukları bozabilir bu. Yeni beklentiler ortaya koyabilir. Hukuken yeri kamulaştırılan insanımızın bir hakkı olmayabilir ama sosyal ilişkileri bakımından bu işler böyle gitmeyebilir. Bu konuyu mutlaka hukuki bir prosedüre bağlamalarını onlardan istirham ediyorum. Bu söylediğim ve altını çizdiğim bir şeydir. Çünkü hakikaten bu miras dolayısıyla belki aileler arasında bile zaman zaman sıkıntılar yaşanacak. Hele komşular arasında bunu yaşarsak Yusuf Elin'in yapmış olduğu
fedakarlığın karşısında bizi birbirimize düşürebilecek, birbirimize sürtüşmemize sebep olacak yeni alanların yaratılmaması lazım diye düşünüyorum ve idarenin mutlaka bu meseleyi çalışmasını kamulaştırma konusunda ve bunu bir vesileyle kamulaştırma sonrası süreci de doğru yönetmesini gerektiğini düşünüyorum. Ve yine idareye buradan sizler aracılığıyla şunu ifade etmek isterim. Tabii hemşehrilerimiz ziyaretlerini yurtlarını terk ediyorlar. Onlardan gelen müdür ve beylere de aynı şeyi ifade ettim. Kamulaştırma yapmak için Artvin'e gitmek yerine Yusuf Eren'deki alandan kendi buraları üzerinden kamulaştırmaları yapmalarını istirham ediyorum. Zaten yerinizi yurtunuzu satıyorsunuz. Bir de Artvin'e taşınıp da 60-70 kilometre gidip de orada bir pazarla oturmanızın çok şık olmadığını, bunu yapmamaları gerektiğini ve hemşehrilerinden de istirhamım o. Yani yerlerini, yurtlarını satarken, kamulaştırmasını yaparken lütfen Artvin Bölge Müdürlüğü'nün önünde değil, Yusuf Eren'deki buralarında bunu yapmaları konusunda bir irade koysunlar istiyorum. Çünkü bunu en üst yetkiliye kadar, bakan beye kadar bunları aynen ifade ediyorum ve doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani bu sürecin vatandaşı incitmeden, vatandaşı üzmeden, vatandaşı rencide etmeden açık, şeffaf yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu ve bu hassasiyetle kamu görevlisi arkadaşların mutlaka göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Köylerimizle ilgili ciddi bir kamulaştırma oldu. Oralarda oluşan ki benim sıkıntı olarak ortaya koyduğum ve bunu da evet Sayın Başkanım, çok özür dileyerek lafınızı bölüyorum. Bununla ilgili de köy halkından bize hani sorular geliyor. Biz ne olacağız diye bu yönde sorular yöneltiyorlar bize. Size de hazır burada bulmuşken bu soruyu da ben size yöneltmek istiyorum. Vatandaşın dilinden konuşuyorum. Vatandaş diyor ki benim durumum ne olacak? Ben köy halkıyım. Şimdi köylerdeki tabii kamulaştırmalarda nasıl diyelim süreci biraz... Yine diasporadaki hemşehrilerimizin, yani gurbetçi hemşehrilerimizin de oluşturduğu ters baskıdan dolayı biraz kaçırdık. Bunu itiraf etmemde hiçbir mahsuru yok. Ve Yusufeli ilçe merkezi kamulaştırmasını savunurken de şunu söyledim, tam onu ifade etmeye çalışıyordum. Tabii idarenin verdiği rakamla mahkemelerden çıkan rakam arasında ciddi makas farkları oluştu köy kamulaştırmalarında. Aynı makas farkının ilçe merkezinde oluşmamasını istirham ediyorum. Mesela bunun çok doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. İşte idarenin faraza söylüyorum. Yani herhangi bir örnek olsun diye söylemiyorum. 50 lira vermiş olduğu bir yere, idarenin 50 lira kamulaştırmada vermiş olduğu bir yere mahkeme 80 lira veriyorsa bu bir sorundur diyorum. Yani %60 gibi bir rakam artırıyorsa, mahkeme veriyorsa demek ki idarenin ilk vermiş olduğu teklifte bir hakkaniyet ölçüsü söz konusu değildir. Söz konusu değildir. Böyle mahkeme kararları var. Vatandaşı zaten Yusuf Eren'de yer, mülk hep diyoruz ki menkul yok. Yani arazi dediğimiz zaman Karadeniz'in her tarafı öyle ya. Yani bizim arazi dediğimiz şey 500 metrekare, bir dönüm, iki dönüm, üç dönüm, beş dönüm arası nadir insanlar da var. Yani bir köyün içinde İki kişi de, üç kişi de, dört kişi de var. Buralara da verilen rakamlar insana hakikaten su kavuşumunu açacak rakamlar değil. Burada da siz devlet olarak 50 lira verirseniz de vatandaşın bir dönümlük yerine yani 50 bin lira verirseniz 50 bin lira onun su kavuşumunu açılmıyor. Yani bunun mahkeme geliri 80 lira verirse bu aradaki 30 lira ciddi bir hak kaybı. O baskı arasında da bugün satmazsam yarın satabilir miyim? İşte falan yerde yer alacağım durumum ne olacak? Gurbetli akrabaları varsa onların baskısı hakikaten bir mağduriyet oluşturuyor. Mağduriyeti derinleştiriyor. Bunu açık olarak o alanda görüyoruz. Onun için diyorum ki idarenin mahkemeyle arada oluşacak makasa özellikle dikkat etmesi gerektiği ve bu hassasiyeti göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bundan dolayı da zaten taban fiyatlar dediğim Sakut Deresi'ndeki fiyatların taban fiyatlar beklentilerimiz doğrultusunda veya taleplerimiz doğrultusunda oldu dememin altında yatan sebep de o. Bu makası daraltan bir şey olacak. Ancak
Yine altını çizerek söylüyorum. Yani vatandaşlarımız şunu demesinler. Evet, başlangıç fiyatı bu. Fakat bu emlak beyan değerinin kendisi değil. Şimdi kamunun vereceği ilk rakam taban rakamıdır. Bir pazarlık süreci gerçekleştirecek. Onun 3 lira, 5 lira, üstü 6. Yaklaştıkça bu artacak. Ve mahkemeyle desteklendiği zaman bu emlak beyan değerinin kendisi olacak. Ki gelmeden evvel de bana da mesaj olarak gönderen hemşehrilerimiz vardı. Emlak beyan değerlerimizin aynısını alacak mıyız, alabilecek miyiz diye. Ben alacaklarını umuyorum ve öyle inanıyorum. Çünkü bununla ilgili gerekli mahkeme kararları oluşan taban fiyatta mesele oraya taşıyacağına canı gölden inanıyorum. Dolayısıyla bu konuda hakikaten müsterihim. Söz verdiğimiz gibi Sakıt Deresi kamulaştırma girişi Yusuf Ali için taban olacak dedik ve o oldu. Bundan dolayı da yetkililere katkı veren herkese tekrar teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkanım, peki vatandaş bu süreçle ilgili, sizin bahsetmiş olduğunuz bu önemli süreçle ilgili yeteri kadar bilgilendirildi mi acaba? Şimdi tabii ki vatandaşın bilgi eksiği bu konuda olmasını normal karşılıyorum. Bugün burada oluşumun sebebi de o. Bunları belediye meclis üyelerimiz aracılığıyla, efendim basın yayın aracılığıyla onlara bunları mutlaka uğraştırmaya gayret ediyoruz. Bugünkü çalışmamızın da, bugünkü televizyon programımızın da ana sebebi o. Yani daha çok insana ulaşalım. Hı hı. Bu konuda ne yaptık, ne düşünüyoruz, ne olacak, ne yapmalılar pazartesi günü? Burada önlerini görsünler. Beklentim o. Yani bugün sizin konuğunuz olmamızın sebebi de hakikaten umarım yani dilediğimiz herkese ulaşmış i̇nşallah, oluruz. İnşallah. Bunu tabii yerel basın organlarıyla da inşallah önümüzdeki süreç içerisinde işleyeceğiz. Tabii ilçemiz şu anda ciddi şekilde de avukat arkadaşlarımız var. Dolayısıyla hukuken bu konuda destek alabilecekleri onlarca avukat Yusuf Eri'nde. Ben tereddütleri olan hemşehrilerimizin hukukçu kardeşlerimizden destek almalarını da normal olduğunu, mutlaka onlarla da konuşmalarını, onlara salık veriyorum doğrusu. Çünkü hemen oturdukları zaman pazarlığa zor bir şeydir bu. Her şeyiniz bir an yer ayaklarınızın altından kaymış gibi evinizi, yurdunuzu bir imzayla terk eder duruma geleceksiniz. Hı hı. Hani bu meşhur Kızılderili... Kolay bir durum da değil meşhur bir Kızılderili atasözü gibi. Yani para yenmiyor sonuçta. Yani son ağaç, son balık öldüğünde diye bir atasözü var. Onun gibi para yenmiyor. Evet. Ki bununla ilgili hakikaten çok özel şeylerim var. Yani anılarım, hatıralarım var. Hemşehrilerimle ilgili yaşadığım o süreci iliklerime kadar onlarla birlikte hissediyorum. Zor bir süreç. Aman acele yapalım bir şey, karar verelim derken bir sıkıntı bozsun. İnşallah, oluşmasın inşallah diyorum. Yani oluşmaz. Gayet sakin bir şekilde bu süreci karşılarsak eğer, benimle de bu konuda bizde birebir görüşecek insanlarımız varsa onlara da görüşüp bilgi aktarabilirim ama bütün söyleyeceklerim bu size ifade ettiğim İnşallah, evet, başından beri de söylüyoruz. Tabii ki vatandaş endişeli olmakta çok haklı. Süreç hassasiyet gerektiren bir süreç. Bir şekilde bilgilendiriyor. İnşallah biz de bir vesile oluruz vatandaşın bu endişesini gidermek yönünde. Sayın Başkanım, program başında bahsettiniz ancak İSKAN başvurularında gelinen durum ve süreç nasıl işleyecek? İsterseniz biraz daha açarak konuyu değerlendirirsek vatandaşın merakını da gidermiş oluruz. Tabii şimdi bu da önemli problemlerden birisi. Kamulaştırmadan sonra da İSKAN başvuruları ne oldu? Bunlar ne zaman değerlendirilecek? Hı hı. Ve ne olacak? Kim ne kadar ev sahibi olacak? Nasıl olacak? Ne yapılacak sorusu. Ben yine buradan sizin aracınızla o süreçte bize destek veren hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum ki seçim arifesiydi. İSKAN duyurulu metnilerinin duyuruya çıktığı dönem. Taahhütname denen hakikaten bir o günün vatandaşımızın altına imza atarken onu irite edecek. Seçim öncesi de muhalif siyasi partiler tarafından kullanılabilecek ki bunu kullanan
siyasi partiler de oldular. Böyle zor bir süreçte ki o gün de bir takım sözler verdik hemşehrilerimize. Onların da yani birkaçını gerçekleştirmiş durumdayız şu anda. Bu da o anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Destek veren, bize inanan ve yeni üsüvenine sahip çıkan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Tabii sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin karşı olanlar olduğu kadar bu meselenin yanında olan siyasi parti temsilcilerine de teşekkür ediyorum. Zor bir süreçti. Bunu nasıl yaşadık? 3 aylık bir İSKAN başvuru süreci oldu. Hemşehrilerimiz bir takım evraklarla buna müracaat ettiler. Ve ilçe merkezinde bize İSKAN başvurusu olarak 3173 vatandaşımız müracaat etti. Bunu şöyle bir kıyas vermek açısından şunu söylemek isterim. Şu anda Yusufeli nüfusu 7800. Bizim aile büyüklüğümüz 4. Yani bir ailede 4 kişi var. Bunu 4'e böldüğünüz zaman 7800'ü 1900 civarında bir rakam buluyorsunuz. Demek ki Yusufeli ilçe merkezinde oturanın daha üstünde bir rakam hemşehrimiz İSKAN başvurusunda bulundu. Bu sevindirici bir şey. Bizim için hakikaten mutluluk verici bir şey. Henüz yeni yerleşimlerinin kazıları yapılırken. Yani hakikaten bir hayal kurduk ve o hemşehrilerimiz bizim hayallerimize ortak oldular. Ve hayallerimizi satın aldılar. Bunun için cidden teşekkür ediyorum. Bu o sonuçların ilk çıktığı, bittiği gün Sayın İlçe Kaymakamımızla beraber ki onun da bu konuda emeği zayi edilemez. Büyük emekleri var. Hakikaten duygulandık. Yani böyle bir rakamın çıkacağını beklemiyorduk, tedirgindik. Ama hemşehrilerimizin bu duruşu karşısında bize daha fazla çalışmak, daha fazla mücadele etmek, daha fazla şeyler yapma gayretinde bulunmak gibi bir görevi de bize yükümüzü emin olun biraz daha artırmış oldular. Bundan da memnuniyet duyduk. Başından beri yakın takipçisi vatandaş sürecinin aslında. Kesinlikle. Yani yok sattık. Yok sattık ama yok olanı sattık. Henüz de yok ortada ilçe. Bu olacak. Buna sonuna kadar inanıyoruz. Dolayısıyla bize inananları mahcup etmeyeceğiz. Bundan emin olsunlar. Bu mutluluk veriyor. Yani dolayısıyla hakikaten yani Yusufeli için, Yusufeliler için, hemşehrilerimiz için biz ne yapsak az. Bunu böyle bir abartı, böyle bir çok affedersiniz halk koyguculuğu yapmak adına falan söylemiyorum. Çünkü bunu daha çoğunu hak ettiklerine inanıyorum. Şimdi İSKAN başvuruları yapıldı. Bu Mahalli İSKAN Komisyonu diye bir komisyonumuz var. Bu Sayın Kaymakamımızın başkanlığında kurulacak bir komisyon. Köy İSKAN duyurularımız şu anda devam ediyor. Aynı olası itibariyle bunlar da bitmiş olacak. Dolayısıyla ondan sonra Mahalli İSKAN Komisyonu toplanacak. Şehircilik İl Müdürlüğü'nde bunlar bir tasdikleri yapılıyor. Kaymakam Bey'in başkanlığında olduğu İSKAN Komisyonu'yla hak sahipleri ortaya çıkacak. Umarım ki bu hemşehrilerimizin birçoğu %90'ı, %100'ü burada hak sahibi olurlar. Ama sonuçta bu bir yasa var. Yasanın öngördükleri var ki bununla ilgili de bazı kişileri, arkadaşlarımızı, dostlarımızı içinde kuşatmayan aslında bir İSKAN kanunu olmakla birlikte bir İSKAN kanunda geçici bir madde eklettirdik yine hemşehrilerimizin ve sayın vekilimizin önemli katkısıyla, desteğiyle. Buna dayalı bir bakanlar kurulu kararı çıkarttırdık. Dolayısıyla İSKAN'ı cidden kolaylaştırdık. Bunun sonucunda bu başvurular böyle değerli, coşarak da geldi. Tabi bu mesele bizim için cidden mutluluk verici. Ancak bahsettiğimiz Mahalli İSKAN Komisyonu'nda Mayıs, Haziran ayları içerisinde toplantılarını yapıp bunu bir sonuca bağlayacak. Köy İSKAN'ları da bittikten sonra. Ve o zaman İSKAN listeleri çıkacak. Yani kim yeni Yusufeli'nde konut sahibi olmaya hak sahibi? Kim değil? Hangi evrağı eksik? Neyi var, neyi yok? Bunların bir tasdiri yapılacak. Tabii beklentim buradan yüksek, emin olun. Yani şimdi köylerin İSKAN başvurularında 1000 civarında da köylerden ilçe merkezinde İSKAN edilmek için müracaat eden hemşerimiz var. 1000'in üstünde, 1304 civarında hemşerimiz var. Bu demek ki biz 4173 veya 4200 civarında hemşerimiz diyor ki Yusufeli merkezde kalacağız. Ben Yusufeli'de evim olsun, yurdum olsun. Bunu 4 ile çarptığınız zaman 16 bin ediyor. Yusufeli'nin bütün preferiyle beraber
Yer 63 köyüyle beraber nüfusu 21 bin. Yani hakikaten bu çok bu anlamda kıvanç evet, verici bir şey. Güzel güzel bir şey. Bundan dolayı tekrar tekrar emeği geçenlere de hemşehrilerimizin vatanlarına, topraklarına sahip çıkmalarından dolayı da onlara teşekkür ediyorum. İnşallah iyi bir sonuç. Mayıs, Haziran ayları içerisinde alacağız, onlarla paylaşacağız. Ama şunu da söylemek istiyorum. İskan şartları taşımayan, taşıyamamış olan ve muhtemelen o iskan listelerinde ismini bulamayan hemşehrilerimiz de üzülmesinler. Yine bir öngörü olarak, geleceğe dair bir öngörü olarak şunu söylüyorum. Tabii ki 2016 yılının sonlarına doğru üst yapının ihale edileceği bilgisi de var. Onu da onlarla paylaşmak isterim. Yani konutlar vesaire ihale edilecek. Altyapı yapıldıktan sonra. Ancak önümüzde geçecek 3-4 yıllık süreç bizim hayat standartlarımızda farklılaşmalar oluşturacak. Yaşam alanlarımızda farklılaşmalar oluşturacak. Efendim belki bir kısmımız burayı terk etmek zorunda kalacağız. Herkese Allah hayırlısından versin. Ölenlerimiz, kalanlarımız olacak. Hep birlikte yaşayıp yaşları, göreceğiz bu süreci. Yaşlarımız olacak. Orada talep edilen devletin yapmış olduğu konutlardan mutlaka boş kalanlar olacak. Bu tür projelerde Türkiye genelinde baktığımız zaman böyle bir yüzde var. Yani %10, %15'lik bir oran total yapılan konutlardan boşta kalanlar olacak. Bu konutlardan şu anda hak sahibi olamayan, dışarıda kalmış olan, ben onlar de bu süreci niye kaçırdım? Ya keşke benim de orada bir evim olsaydı. Diğer hemşehrilerimizin de faydalanacağı bir süreç mutlaka oluşacak. Yeter ki onlar memleketlerine sahip çıkmaya, orada ev yurt tutundurmaya, efendim ben gelemedim ama çocuğum, kızım, oğlum buraya gelsin diyecek insanlarımız bu fırsatlar da olacak. İnşallah. Yani hep birlikte onlarla birlikte ancak orayı bir vatana dönüştürebiliriz. Aynen bundan 65-66 yıl evvel şu andaki insanlar geçerken bile sıtmadan durmadıkları ki o zamanlar pirinç karıkları var Yusuf Ali ilçe merkezinin olduğu yerde ve insanlar orada eğlenmiyorlar bile, durmuyorlar bile. İşte eski usul bir han var. Gelirken giderken yol üzerinde bir gecelik gecelemek için kullandıkları bir alanı kendi coğrafyasının güzel, nadide bir ilçesi yapan Yusufelilerin yeni zor yerinde, bir coğrafyada yeni bir yerinde, yeni ilçe. Bir yeni bir yerinde daha güzel bir ilçe yapacaklarına, çağın fırsatları, çağın imkanları, devletin imkanlarıyla daha güzel bir yer yapacaklarına sonuna kadar inanıyorum. Evet, hep yolculuk de. Zor ama varış noktası inşallah iyi olacak. Biz de yakından i̇yi takipçisi olacağız. Başkanım, şunu merak ediyorum. Halkın arasına indiğinizde size nasıl sorular yöneltiyorlar? Ne soruyorlar başkanım? Tabii halkın bugünlerden çok merak ettiği şey kamulaştırma. Acaba biz kamulaştırma şeylerimizi alabilecek miyiz? Ne alacağız? Nasıl alacağız? En çok merak edilen konu hakikaten o. Burada yani şunun altını yine söz oraya gelmişken şunu da söylemek isterim. Yani atlamak adına. Tabii hatırı sayılır bir kamulaşma parası hemşehrilerimiz alacaklar. Aldıkları paraları yatırıma dönüştürürken bir strateji kurmalarını mutlaka. Mutlaka bunu gidecekler büyük şehirlerde arsa alacaklar, bina alacaklar, tarım alanı alacaklar. Bunları kendilerinin işletebilecekleri, değerlendirebilecekleri tarzda yerler almaları ve bunlardan mutlaka da bir vesile profesyonel destek almaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi belediye olarak şunu biliyorum mesela bunu yine hemşehrilerimden daha önce köy kamulaştırmalarında gördüm. Daha önce muhtarlık yapan bir büyüğümüz, bir abimiz. İşte gidiyor Didim'de 5-6 dönümlük bir arazi alıyor. Tabii akıllı adam, zeki insan. Gidiyor orada ilçe tarım müdürüyle görüşüyor. Diyor ki falan yerde 6 dönüm yer aldım. Ne yapacaksın? Meyve bahçesi yapacağım diyor. Diyor ki meyve bahçesi burada Didim'de değil de falan ilçede olur. Burada kime satacaksın? Burada bunun pazarı yok. Tabii bizde toprak olmadığı için orada 5-6 dönümlük yer gördüğümüz zaman bunu değerli bir şey sayıyoruz. Yine aynı abimizin onunla beraber yaşadığım şey. Yani bu değerli olduğu için söylediğini ve benimle paylaşmasının hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. İzmit'te çocukları orada oturuyor. Oğulları.
Baba bir kamulaşma parası aldım. Dedi bir ev al diyorlar. Bir yerde beğeniyorlar. Adam da uygun bir fiyatla satıyor. Geriye doğru dönüp başkanım böyle bir yer var. Efendim bunu satın alacağız. Hı hı. Ne dersin diye sordu bana. Sordum moral ilgili bilgileri sordum ki gece kondu olarak yapılan bir alan, belediyenin orayla ilgili bir imar çalışması var. İmar çalışmasında mevcut var olan yolları koruyarak bir imar çalışması yapacak ama o ruhsatı hiçbir türlü ruhsatlandırılmamış. Evet. Ruhsatsız yapılmış alanı ruhsatlı ve kullanılabilir bir duruma getirebilmek için ona sattığı fiyat kadar da bir rakam hemşerimizin ödemesi gerekiyor ki orası onun için ev olsun. Yani ev değil, yani kendi için bir sorun almış olacak. Dolayısıyla şunu diyorum. Hemşehrilerimiz satın alırken, arsa satın alırken, efendim bina satın alırken, tarla satın alırken lütfen iyi düşünsünler. Yani onun altyapısına baksınlar. Gittikleri yerlerin tapu kadastro müdürlüklerine, belediyelerin imar müdürlüklerine uğrasınlar. Ruhsatlı mı aldığımız yerler, burada ne yapılabilir, ne olur, nasıldır diye. Bunlar iyi sorgulasınlar. Evet. Ve gurbetteki hemşehrilerimiz de, hemşeri derneklerimizden ricam, sıramım da kendilerine gelen hemşehrilerimizin, kamulaştırma parasını gelen hemşehrilerimize rehberlik etsinler. Onlara yol yordam göstersinler. Ben bunu bizim insanımız bir şey bilmez adına söylemiyorum. Ben belediye başkanı olmadan evvel yani imarla ilgili hiçbir şey bilmezdim. Tapu nedir, nasıl bir şeydir? Bunlarla alakalı bir bilgim, alakam yoktu. Dolayısıyla bunlar farklı alanlar, farklı ihtisas alanları. Bu konulara lütfen dikkatli olsunlar. Çünkü o paralarını çarçur ederlerse atalarından, dedelerinden kalmış olan veya onların kendilerine miras olarak bırakmış oldukları varlıkları çok zor durumda, sıkıntılı durumda baş başa kalabilirler. Evet. Lütfen ne olur dikkatli olsunlar, danışsınlar, sorsunlar, bin düşünüp bir karar versinler. Evet. Böyle yeni bir mağduriyet alanında birlikte oluşturmayalım diyorum. Onlardan da özel istirhamımda bu. Dolayısıyla Yusuf Ali'nin gündemi kamulaştırma. Öyle diyelim. Yani. İnşallah her şey çok güzel olur. İnşallah. Başkanım bir reklam arası verelim. Ardından devam ederiz. Reklamların ardından tekrar burada olacağız. Cuéntame tu cuento que no sabes cómo empieza un buen final.